Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 11. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız açı kenar sıralaması. Yani bir üçgende açılar ile kenarlar sıralama anlamında nedir? Doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısıysa A'nın karşısındaki kenar büyüktür, B'nin karşısındaki kenardan o da büyüktür C'nin karşısındaki kenardan diyeceğiz arkadaşlar. Burada örnek sorusu da var. Hemen biz sorulara başlayalım. Siz çözümüne bakarsınız arkadaşlar. Şimdi e, şekildeki en uzun kenar hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. E, burada bütün açıları yazalım. 30, 50 daha 80. Buraya kaç kaldı? 100 derece kaldı. Buraya kaç kaldı? 50, 20, 70 daha. 50, 20 daha 70. Buraya kaç kaldı? 110 derece kaldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buradaki hocam en büyük açı 110. 110'un karşısındaki kenar en büyüktür demeyin. Tamam okla gösterin bunu. E, bu üçgene geldiğinizde de bak okla gösterdiniz. Oklar en son nereye gösteriyorsa cevap odur. Yani cevap edremit oldu. Niye? Sen burada en büyük kenarı B'ye buldun ama buradaki üçgende B'den daha büyüğü de var diyor sana. Dolayısıyla cevap B'den daha büyüğü ne çıktı? E çıktı. Ok yardımıyla en kısa kenar ya da en uzun kenar sorulduğunda ok yardımıyla gösterin. Bak burada da en uzun kenar yine soruluyor bize arkadaşlar. 80 burası kaç yaptı? 100. 100 buraya 80 kaldı. Buraya da ne kaldı? 60 kaldı. En uzun kenar okla gösterin. Hocam burada bu. Burada 80'in karşısı. Burada da 100'ün karşısı. Yani en son nereyi gösterdi arkadaşlar oklar? Şöyle G'yi gösterdi. Hocam bir ok burayı bir ok burayı göstermiş olsaydı. Ayrı gayrı yerleri göstermiş olsaydı. Cevap bulamazdık. O da aklınızın bir köşesinde bulunsun. O zaman soru sorulmazdı gerçi. Evet ikinci soru. Balıkesir yaptı. Geldik 3'e. Bir ABC üçgenin kenar uzunlukları arasında ACB bağıntısı olduğu biliniyor. Hemen şöyle çizip şekli daha net bir şekilde görelim isterseniz. ABC A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısı C midir? Evet. Hocam A, C, B sıralaması varsa A'nın karşısındaki A küçüktür. Sonra C açısı sonra B'nin karşısındaki B açısı şeklinde açılarda bir sıralama vardır. Bizden ne isteniyor? ABC açısı yani B açısı derecesinden en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi B açısı en büyük açı. Hocam ben bunu 80 seçebilirim. O zaman diğer diğer iki açının toplamı ne olacak? Salıyorum mesela düşünelim şu anda. 100 olacak. E o zaman burası 60 burası 40 seçebilirim. Ama 80'den daha küçük seçebilir miyim? Seçebilirim tabii ki. Mesela 70 seçebilirim. Diğer ikisinin toplamı 110 olacak mesela o zaman. E biz bunları böyle deneyerek bulacağız? Hayır. Yorum yap. Şimdi yorum nasıl yapabiliriz? B'yi olabildiğince küçültmem lazım benim. E olabildiğince ne yapmam lazım o zaman? O açıları küçülttüğüm zaman bak biraz önce yazdık buraya 80 iken Burası kaç oluyor? 100. Yani 40'a 60. Ben burayı 70, 70 diye yaparsam diğer ikisinin toplamı 110 yapacak. e 110 yapması için 55'e 55 olacak mesela. E atıyorum 60'a e 50 olacak. Bak sayılar ne yapıyor? Birbirine yakınlaşıyor değil mi? O yüzden burada şu yorum yapabiliriz. Birbirine en yakın durumu düşünebiliriz arkadaşlar. Birbirine en yakın durumda. hatta burada küçük bir sıralaması demiş ya. Bunların hepsi birbirine eşit işte olmuş, olmuş olsaydı açılarımız kaçar derece olacaktı? 60'ar derece olacaktı hocam. İşte birbirine en yakın açılar bunlar. Ama birbirine birbirinden farklı değer olması lazım. Çünkü küçüklük sıralaması var burada. E o yüzden burada ne yapmalıyız arkadaşlar? Burada B, B açısını fazlalaştıralım. B açısını mesela 61 yaptıysak iç açılar toplamda 180 yapacaksa o zaman A açısında ne yapabiliriz? Bir küçültebiliriz. O zaman bizim açılarımız 59, 60 ve 61 iken hem toplamları 180 sağlanıyor hem de B açısında en küçük değerini de bulmuş olur muyuz arkadaşlar? Buluruz. Yani cevabımız böylelikle balık eseri yaptı. Böylelikle 11. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 12. bölüm kazanım odaklı sorular kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.